sanal eğlence mutluluk vermez. Evet, kendini tanımak programı kısa bir aradan sonra ve görüntülerimizle birlikte devam ediyor. Bir aile izlemiştik araya giderken, arada iletişimin olmadığı, çocukların bu anlamda her birinin, ailenin, annenin hepsi televizyonla, işte internetle bir haşır neşir oluyor ve bir iletişimin olmadığı, sosyal ilişkilerinin çok zayıf olduğu bir aile ortamını gözlemledik. Eğer böyle bir aile ortamımız varsa sorgulamamız lazım diye düşünüyoruz. Devam edelim. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili. Özlem Hanım, teknolojinin fiziksel zararları, zihinsel, duygusal, sosyal zararları nelerdir? Şimdi öncelikle fiziksel zararlarına geldiğimizde biraz önce değindiğimiz gibi oyun oynamak çok önemli çocuk için. Evet. Yani sokakta koşmak, zıplamak, yorulmak. Çünkü bunu yapmadığı zaman çocuk farklı sıkıntılar görebiliriz. Örneğin çocuklara şu an baktığımızda çoğunda bir yorgunluk, çok çabuk yorulma, çok çabuk bir şeylerden yorgun düşme, bitkin düşme hali var. Halbuki baktığınızda çok da fazla hareket eden, işte koşup oynayan çocuklar değiller. Aslında bir araştırmada örneğin bir hastaneye 30 çocuk getiriliyor ve ailelerin hepsi aynı şikayetlerden muzdarip. Evet. Kronik yorgunluk, iştah kaybı, uykusuzluk diye. Dikkat çekiyor hepsinin aynı şikayetle gelmesi ve ailelerle görüşmeler yapıldığında ailelerin hepsinde çocukların hafta içi 6 saat, hafta sonu 10 saat olmak üzere televizyon izlediği ve bilgisayar oyunları oynadığı tespit ediliyor. Bunun üzerine doktorlar ailelere tamamen televizyon, bilgisayarın kapatmalarını söylüyor. Evet. Buna uyan aileler, yani tamamıyla kesen aileler, çocuklardaki şikayetler 2-3 hafta içerisinde kayboluyor. Tam uyamayan ama yine de işte günde 6 saat değil ama sadece 2 saat televizyon izleyen ailelerin çocuklarında şikayetler 3 ile 6 hafta arasında kayboluyor. Yani çocukların dışarıda oyun oynaması, yorulması, koşması gerekiyor ki başka sıkıntılar çıkmasın diye. Bir başka zarar da dünya genelinde artı son 5 yılda Türkiye'de daha çok gördüğümüz erken ergenlik. Yani kadın erkek ilişkisini konu alan, tema alan çizgi filmler, diziler, programlar. Çocukların aslında daha küçük yaşlarda kadınsı ve erkeksi tavırlar takınmasına sebep oluyor. Bu hal ve tavırlardaki değişiklik tabii onların duygularını etkiliyor. Duygu bedeni tetikliyor ve bu şekilde erken ergenlik oluşuyor. Yani dünyada son 10 yılda çok daha küçük yaşlara düştü. Türkiye'de son 5 yılda daha sık görülen bir durum. Evet. Yani birçok problem var. Özellikle erken ergenlik, duygusal problemler, fiziksel zararlarıyla beraber. Şimdi biraz çözüm kısmına geçeceğiz. Bunu nasıl çözeriz? Tedavisi nasıl olur? Bu anlamda bunları değerlendireceğiz. Ama araya bir ilgisiz bir sorumuz var. Ben kısaca Özlem Hanım, onu da size sorayım. Kısa bir cevap almak istiyorum. Oğlum 10 yaşında, halen geceleri alt ıslatma sorunu yaşıyorum. Buna cevap verirseniz sevinirim. Konumuzla ilgili değil ama seyircimiz sormuş. Onu da hemen kısa bir cevaplayalım. Şimdi orada tabii aileyle görüşmek gerekiyor. Yani çocuk tuvalet eğitimini kaç yaşında almış, tuvalet eğitimi tam verildikten sonra mı tekrar bu sorunla karşılaşmışlar? Yoksa tuvalet eğitimi başlıca tam olarak neticelenmemiş mi? Bunu görüşmek gerekiyor ki ona yönelik bilgi verelim, bir terapi uygulayalım. Tabii alt ıslatma komplike bir problem. Tabii. Yani ürolojik bir problem var mı? Kalıtsal genelde hani psikolojik tabii sıkıntılar olabiliyor ama bunu çok daha derin değerlendirmek gerekiyor. Onun için ayrıca başvurması tabii, gerekebilir. Mutlaka. Evet. Devam edelim hocam. Teknoloji bağımlılığın tedavisinde ilaç tedavisinin özelliği nedir? İlaçla tedavi edilir mi? Tabii teknoloji bağımlılığın tedavisinde diğer bağımlılıklarda da dahil olmak üzere ilaç desteğinden istifade edilir. Bu sınırlı bir destektir ve sahayı iyice tarif etmek gerekir. Yani etkisini de tarif etmek gerekir. Hatta şunu söylemek lazım. Teknoloji bağımlılığı diye gelindiği zaman şayet sadece ilaç verilip gönderiliyorsa bir şahıs, bu baştan savma olur. Çünkü ilacın sınırı, tarifi belli. Evet. Bundan oluşacak olan şey klasik antidepresanlardan istifade edilir. Çocuğa eğer bu çocuksa, çocuğa uydurulmak üzere. Yetişkinse keza şartları göz önünde bulundurup şahsın taleplerine uygun bir antidepresan seçilir. Ama bunların hepsi sadece destekleyici rol taşıyan tedavilerdir. Esasdan tedavisi söz konusu değil bunlarla. Yaptığı şey de şudur. Alınca ilacı, antidepresanı aldığı zaman zihninde o nesneyle alakalı, o bağımlılık nesnesiyle alakalı, bu bir madde olsun veyahut da işte
şimdi burada konuştuğumuz şekle, teknoloji üzerinden haz olsun, zihnini başka yerlere kaydırması mümkün olur. Evet. Az evvel o verdiğim örnekten gidecek olursak, telefondan bahsetmiştim. Sürekli olarak telefon zihnine geliyor, otomatik olarak geliyor. Hı hı. Eğer antidepresan alırsa zihnine o otomatizasyon durur. Evet. Durmadan zihnine o gelmez. Bu arada da sebebini çalışmak için bize bir zaman kazandırmış olur. Bütün antidepresanlı tedavilerde olan şey burada da geçerlidir yani. O zaman antidepresanı veririz ve mutlaka kenarından terapi başlamış olması gerekir. O terapinin de artık cihetlerini Özlem Hanım herhalde bahseder. Evet. Sosyal tarafı, ferdi tarafı o taraflardan götürürken ilaç başlanılır, sonra da kesilir. Evet. Yani terapinin seyri esnasında da tekrar ilaç kesilir ki biyolojik destekle beraber ortaya çıkan o durumdan istifade edilmiş olur. Ve ilaç kesildikten sonra da şahsın kendi başına ayakta durmasını temin etmek mümkün olabilir. İkinci bir faydası şu olur. Netice itibariyle eğer teknoloji bağımlı, münhasıran şikayete mevzu olan şey buysa belli bir davranış kalıbı ortaya çıkmıştır. Evet. Evden geldiği zaman, az evvelki videoda da böyle bir şey vardı. Geldiği zaman otomatik davranışlar gösteriyor. Kimi gidiyor orada oturup televizyona bakıyor, kimi gidip efendim sadece bilgisayar oyunuyla uğraşıyor. Yani herkesin otomatize davranışları var bu arada. Otomatize davranışların kırılmasıyla alakalı ilacın bir iştiraki olur. Davranışı değiştirmeyle alakalı imkan verir. O kapıyı açtıktan sonra alıştığı sistemi bozması için ilaç zihinde bir boşluk meydana getirir. Evet. O boşluğun nasıl doldurulacağı terapiyle olan gayrete bağlı. Evet, teşekkürler hocam. Buyurun. Teknolojiye dayalı, Özlem Hanım devam edelim. Teknolojiye dayalı aletlerin kullanılmasında aileler nelere dikkat etmeli? Bu anlamda tabii bunu birkaç başlığa ayıracak olursak tablet, internet, bilgisayar bunlar aynı tarzda ya da video oyunları konusunda neler yapabilirler? İşte televizyonu ayrı bir başlık olarak değerlendirdiğimizde farklı bir alet. Yine cep telefonu, tabletler ayrı bir faktör olarak baktığımızda aileler bunları bunlarla mücadele ederken, bunları bir düzene koyarken, davranış geliştirirken, alışkanlıkları bu anlamda düzenlerken nelere dikkat etmeli diye soralım. Öncelikle tabii bunu sürekli vurguluyoruz ama sınır işi çok önemli. Evet. Televizyonda olsa, bilgisayarda olsa, cep telefonda olsa mutlaka sınır olması gerekiyor. Hı hı. Hiçbir zaman evde sınırsız bilgisayar olmamalı. Bu çok önemli. Bunun dışında mesela cep telefonundan başlayacak olursak bazen aileler çocuğu kontrol etmek amaçlı veya güven açısından sıkıntı duydukları için çok küçük yaşlarda çocuklarına cep telefonu verebiliyorlar. Evet. İşte okuldan çıktı mı, servise bindi mi? Şimdi bunu bir yaptığınız zaman tekrar o çocuktan onu almak zordur. Onun için çok iyi düşünmek gerekiyor. Gerçekten çocuğumun buna ihtiyacı var mı? Var ise de herhangi bir cep telefonu, yani sadece ona ulaşabileceğim bir cep telefonu olması yeterli. Yani bir sürü özelliğin olması gerekmiyor cep telefonu. Ve mutlaka cep telefonunda hem çocuklarda hem ergenlerde internet özelliğinin olmaması gerekiyor. İnternet gerçekten sadece evde kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi herkesin görebileceği ortak kullanım alanında olması gerekiyor. Çocukların oynadığı cep telefonu oyunları veya bilgisayar oyunları. Yaş sınırlamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin evde bir abi varsa abinin oynadığı oyunla küçük kardeşin oynamaması gerekiyor. Yaş sınırlandırmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Artık kontrol olacak. Daha önce aile de oyunu oynayabilir, izlediği şeyi izleyebilir. Çocuğum izliyor ama bunu ne izliyor? Bu oyun içeriği nedir? Ne kadar şiddet içeriyor? Evet. Çünkü şöyle de bir şey var. Çocuğumuzun izlediği veya oynadığı oyunda şiddet içeriği olmasa dahi belli bir süreden sonra yine o kişide bir takım agresif hareketler meydana gelebiliyor. Çocuğu agresif, daha saldırgan hale getirebiliyor. Şiddet içermese dahi. Belli bir zamandan sonra zaten böyle bir sıkıntı oluyor. Kaldı ki şiddet içerdiği zaman çok daha farklı sıkıntılar oluyor. Yani öncelikle sınırlandıracak, gözetim altında olacak, kontrol edecek. Bu çok önemli. Tabii bunları yaparken aile her zaman örnek teşkil etmek zorunda. Bu çok önemli. Evet. Sonra cep telefonun yaş sınırlanması çok önemli. Sosyal paylaşım sitelerine, sosyal ağlara çok küçük yaşlarda mesela ailelerden duyuyoruz. Çok hoşlarına gittiği için çocukların orada hesap açıp işte onların resimlerini orada paylaşabiliyorlar. Yani siz 8-9 yaşında çocuğa böyle bir imkan sağlarsanız tabii ki ergen yaşa geldiğindeki zaten her ergenin bir kendi kontrol etmeyle ilgili bir sorunu vardır. Kontrol etmesi çok daha zor olacaktır. Onun için küçük yaşlarda sınırlama mutlaka olması gerekiyor. Evet. Zaten belli bir sınır olursa evde çocuk çok fazla zorlamaz. Baştan bu sınıra alışmışsa eğer. Eğer biliyorsa ki benim işte yarım saat bir zamanım var, iki saat bir zamanım var. Bunu her zaman yapar. Ama burada tabii tutarlı olmak gerekiyor.
Yani bugün keyifliydim, hadi neyse bugünlük de böyle olsun derseniz taviz tavizi getirir tabii ki. Bu çok önemli. Televizyon programlarında da kesinlikle çocuklar oturup yetişkinlerle birlikte izlememesi gerekiyor. Örneğin çocuklar genellikle çok geç bir saatte yatıyorlar. Yani onu gözlemliyorum. Genelde 10.30-11'de yatan birçok çocuk veya genç duyuyorum. Böyle olduğu zaman tabii ki şöyle bir sorun da beraberinde getiriyor. Çocuk yetişkinlerle birlikte televizyon izliyor. İşte haber izliyor. Onun gelişimine uygun olmayan dizileri izliyor. Ki diziler başlı başına ele alınsa çok ciddi bir konu. Dizilerde tema alınan aile yapıları, kadın erkek ilişkileri. Yani çocuklar geç yattığı için çok fazla bu tür dizilere, bu tür programlara maruz kalıyorlar. Onun için ailece işte evde bir sınır olursa, kural olursa, yatma saati, kalkma saati, o zaman çocuk daha az muhatap olur bu tür şeylerle. Evet. Annelerin tüm gün bu televizyon açık olayına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani çünkü çocuk daha küçükken televizyon çok özel bir şey, çok vazgeçilmez bir şey gibi algılıyor zaten tüm gün televizyon açık olduğu zaman. Bu malum evdeki iletişimi engelliyor. Sınırlamayla birlikte hepsinde aynı zaman dedik, işte ekran saati, hepsinde aynı, cep telefonu da, bilgisayarda, televizyona sınırlama hepsinde süre olarak aynıdır. Evet. Şimdi bu arada aklıma bir kitap ismi gelmişti. Onu da hemen internetten buldum. Onu da eğer ekrandan gösterebilirsek, Sue Palmer'in Zehirlenen Çocukluk isminde bir kitabı var. Türkiye'de de İletişim Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Bu kitabı eğer izleyicilerimiz bu anlamda ilgi duyuyorlarsa, bu anlamda okurlarsa, sadece teknoloji değil, bütün bağımlılıklar, işte bir izleyicimiz hatta sormuştu yemeğiyle ilgili, evet, bağımlılıklar, özellikle çocuklarda da bu anlamdaki problemlerle ilgili çok güzel bir kitap, araştırmaların sonuçlarıyla beraber bu anlamda bilimsel altyapısı da olan bir kitap. Bunu okumalarını öneriyorum kendilerine. Bugün tabii teknoloji bağımlılığını konuşuyoruz. Teknoloji bağımlılığıyla ilgili birçok konuyu konuştuk. Ailelerin yapması gerektiği noktalar. Ben bir noktada daha aklıma gelen bir şey vardı Özlem Hanım. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Şimdi yapılan araştırmalarda tamam, çocuk televizyonu izliyor, internetten oyun oynuyor, video oyunu oynuyor. Burada saldırganlık ya da şiddete dönük bir takım sahneler de var. Ancak bu sahnelerin bütün çocuklarda aynı sonuçlar doğurmadığı ortaya çıkmış. Yani buradan şunu vurgulamaya geleceğim. Çıkan sonuç şu: aile yapısında problem olanlar, ailede gerekli ilgiyi görememiş olanlar, ailenin ihmal ettiği çocuklar, özellikle bunlarda birebir uygulanan şiddete dönüşmüş. Arkadaşlarına, kendinden küçüklere, başka kişilere ve bu kişiler bir süre sonra suça meyilli kişilere dönüşmüş. Hatta işte sizin de alanınıza giren antisosyal kişilik bozukluğuna, evet, dönüşen bir özelliği var. Bir grup daha var. Bunlar da şiddeti izlemiş ancak çocuklarda şiddete meyil yok. Sonra bakıyorlar ki aile ortamları daha nispeten daha iyi. Aile ortamlarında sosyal ilişkiler daha sağlıklı. Çocuklar bu anlamda ihmal edilmemiş, iletişim becerileri iyi. Tamam, hani muhatap olmuşlar ama aslında aile yapısının iyi olması çocuğu bu anlamda buradan da uzak tutmuş, korumuş. Bu anlamda aile yapımız ne kadar güzel, iletişimimiz sağlıklı olursa açıkçası hani ufak tefek bu anlamda ihmallerimiz olsa bile o açığı kapatabilecek güçteyiz. Bu anlamda değerlendirdiğimizde özellikle aile yapımızı bir gözden geçirmemiz lazım diyerek sonlandırmak istiyorum. Çünkü süremiz doldu. Sevgili izleyenler, Anka Psikiyatri'den Özlem Tanış, pedagog. Yine Anka Psikiyatri'den Doktor Reşat Önal, psikiyatri uzmanı bizimle beraberdi. Teknoloji bağımlılığını konuştuk, çözüm yollarını değerlendirdik. Haftaya yeni bir programda birlikte olacağız. Tabii teknolojik aletlerden bağımsız, özgür bir gün ve özgür yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.